Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, salat peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, selam onun âline, ashabına ve onun yolunu sürdürmeye çalışan tüm dünya Müslümanlarına olsun. Peygamber Sevdalları Vakfı İzmir Koordinatörlüğü adına bizleri ekranları başlarında izleyen genç, yaşlı tüm izleyicilerimize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Mevlid etkinliğimizi bu yıl maalesef salgın nedeniyle meydanlarda kutlayamadık. Bu nedenle bizler de zorunlu olarak evde kaldığımız şu günlerde, bu kutlu mevsimde yapmamız gereken en güzel şeyin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyup anlamaya çalışmak olduğunu söylemek isterim. Ayrıca koronavirüs nedeniyle ülkemizde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ağır hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Salgın nedeniyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, böylelikle medya mevlid buluşmaları kapsamında sizler için hazırlamış olduğumuz örnek aile rehberi Hazreti Muhammed temalı programımızı başlatıyorum. Kelamların en yücesi Kur'an-ı Kerim tilavetini okumak üzere ilahiyatçı Sayın Sedat Şaran hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك الصلاة عليك والسلام عليك. Okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı ilahiyatçı Sayın Şedat Saran Şaran hocamıza teşekkür ediyorum. Ey dünya, uyan. Uyan ki bu dünya yalan. Resulullah'a uyan. Kurtulur vallahi inan. Elinde olsun Kur'an, dilinde de her an. Bir tek Allah'a dayan, çünkü İslam'dır davan. Yüzyıllar sonra, milyonlar şimdi duada. Söz veriyoruz sana, dönmeyiz bu yoldan asla. Dinlesin dünya bugünden sonra. Sevdamız yalnız ona, Muhammed Mustafa'ya. Evet kıymetli izleyenlerimiz, şimdi de ilahilerini seslendirmek üzere sahneyi Grup Şüheda'ya bırakıyorum. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gecemiz hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Eşku nura Muhammed cid la furiya Selavat teji canu bilgihaş terciya Eşku nura Muhammed cid la furiya Selavat teji canu bilgihaş terciya Mündu bajan lehev civyan yekhele kirti Rizgina navi vi paş khameli dünya
Nu başan lehevci yan yekele girdi Mezgin ana bimi hoş kemeli dünya Mezgin ana bimi hoş kemeli dünya De muhare vadi sahat mehani sane Bülbül bi cezbe ya eşki ketini viyane Reben u mazlum tebra bu bedeste hev girtina Nabi Muhammed mane da eşku jiyane De buhare vadi sahat mehani sane Bülbül bi cezbe ya eşki ketini viyane Reben u mazlum tebra bu bedeste hev girtina Nabi Muhammed mane da eşku jiyane Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Habiballah Bahar gelir senle yine gülistan olur Tarihler senle yazılır bir destan olur Bahar gelir senle yine gülistan olur Tarihler senle yazılır bir destan olur Filizlenir tüm umutlar hüzün kaybolur Dua sensin, umut sensin ya Resulallah Filizlenir tüm umutlar, üzün kaybolur Dua sensin, umut sensin ya Resulallah Dua sensin, umut sensin ya Resulallah Seni söyler tüm ozanlar, yazar şairler Seninle hayat sar olur köyler şehirler Aşkınla sineden kalpten dökülür kirler Hayat sensin sevda sensin ya Resulallah Seni söyler tüm ozanlar yazar şairler Seninle hayat sar olur köyler şehirler Aşkınla sineden kalpten dökülür kirler Hayat sensin, sevda sensin ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Salatullah, selamullah Aleyke ya Esselatu aleyk ve selamu aleyk Esselatu aleyk ve selamu aleyk
kadar çok istedim, ne kadar çok yanmışım. O kutlu yollarına bakarken ağlamışım. Şimdi yine hasretin dağılıyorken içimi, geldi yine o güzel kutlu doğum mevsimi. Şimdi yine hasretin dağılıyorken içimi, geldi yine o güzel kutlu doğum mevsimi, kutlu doğum mevsimi. Bayrakları almışlar, geliyorlar her yandan, tüm ümmeti Muhammed. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Ahzab suresi 56. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Peygamber Sevdalıları Vakfı Mart ve Nisan ayları boyunca kainatın efendisi, iki cihan serveri Hazreti Muhammed'e her güne binler salavat sloganıyla salavat seferberliği başlatmıştır. 7'den 70'e tüm peygamber sevdalılarını bu seferberlik vasıtasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan gönül bağlarını güçlendirmeye davet ediyoruz. Ne kadar çok istedim, ne kadar çok yanmışım. O kutlu yollarına bakarken ağlamışım. Elbette dayanmak zor, gel bir de gönlüme sor. Ne zaman nasip olur bize de o kutlu yol. Elbette dayanmak zor, gel bir de gönlüme sor. Ne zaman nasip olur bize de o kutlu yol. Bize de o kutlu yol. Bayrakları almışlar, yürüyorlar yollarda. Tüm ümmeti Muhammed coşkuyla meydanlarda. Bayrakları almışlar, geliyorlar her yandan. Tüm ümmeti Muhammed coşkuyla meydanlarda. Ne kadar çok istedim, ne kadar çok yanmışım. O kutlu yollarına bakarken ağlamışım. Şimdi yine hasretin dağılıyorken içimi, geldi yine o güzel kutlu doğum mevsimi. Şimdi yine hasretin dağılıyorken içimi, geldi yine o güzel kutlu doğum mevsimi, kutlu doğum mevsimi. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Grup Şehada'ya teşekkür ediyorum. Sen yok isen sultanım, saray bile zindandır. Gülistanlar, bahçeler harabedir, virandır. Hangi gönülde gül isen o sahibi imandır. Kalbimin baharından gül oluver efendim. Sen yoksun diye canım gündüzüm gecem oldu. Baharın diyarında gönüllerin rengi soldu. Sana meftun canların gözleri yine doldu. Binler senin aşkın ile dönüp baksan efendim. Milyonlar senin aşkın ile dönüp baksan efendim.
Mevlid-i Şerif'i okumak üzere Sayın Yunus Şani hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Salatullah, selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah, selamullah aleyke ya Habiballah. Allah adını zikredelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvel ana, her işi asan ede Allah ona. Allah adı olsa her işin önü, herkes hep der olmaya anın sonu. Her nefeste Allah adın dimudam, Allah adıyla olur her iş tamam. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen. Aşk ile gel şimdi Allah diyelim, derd ile gözyaş ile ah edelim. Ola kim rahmet kıla ol padişah, ol kerimu ol rahimu ol ilah. Biridir ol birliğine şek yok durur, gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Cümle alem yok iken o var idi, yaradılmıştan gani cebbar idi. Var iken o yok idi insu melek, arşu ferşu ayu gün hem nu felek. Sun ile bunlar ol var eyledi, birliğine cümle ikrar eyledi. Kudretini zar edip emmul celil, birliğine bunları kıldı delil. Ol dedi bir kere var oldu cihan, olma derse mahvolur ol hem hemen. Barine hacet kıla bu sözü çok, biridir Allah ondan artık ilah yok. Haşrede yer dinilirse bu kelam, nice haşrola bu olmaya tamam. Fes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdık ile anın rızasın kıl talep. Ger dilersiz bulasız ottan necat, aşk ile derd ile edin esserat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Bulmadı hiç aklı yol, evvelin ol evvelidir bir güman. Ahirin hem ahiridir Cavidan. Çünkü hak evvelliğin bildin ayan, dinle şimdi kılayım sunum beyan. Hak Teala ne yarattı evvela, cümle mahluktan kim ol evvel ola. Mustafa nurunu evvel kıldı var, sevdi onu ol kerimu kirdigar. Her ne türlü kim saadet var durur,
Ya şu huyu gördü adet var durur. Hem ona birdi mükemmel eyledi, yaratılmıştan mufaddal eyledi. Ondan oldu her nihanu aşikar, arşu ferşu ayı gövdene kibar. Ger Muhammed olmaya idi ayan, olmayı serdi zemini asiman. Hem vesile oldu için ol Resul, Adem'in hak tevbesin kıldı kabul. Ger Muhammed gelmeyeydi aleme, tacı izzet ermez idi Adem'e. Nuh'an ucun garkıdan buldu necat, dahi doğmadan göründü mucizat. Cümle onun dostluğuna adına, bunca izzet kıldı hak ecdadına. Ceddi olduğu için onun hem halil, nar-ı cennet kıldı ona ol celil. Ölmeyip İsa göğe buldu yol, ümmetinden olmak için idi ol. Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur, likamet ekmelü efdal durur. Efendimiz aleyhissalatu vesselama buyurun salavat getirelim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Hak Teâlâ cün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Adem'e kıldı feriştehler sucud, hem ona çok kıldı oğlu fıssucud. Mustafa nurunu alnında kodu, bil Habibim nurudur bu nur dedi. Kıldı o nur onun alnında karar, kıldı onun ile nice rüzgar. Sonra Havva alnına nakletti bir, durdu onda dahi nice ay yıl. Şit oldu ona nakletti bu nur, onun alnında tecelli kıldı nur. Erdi İbrahim o İsmail'e hem, söz uzanır geri kalanın der isem. İşi bu resmiyle müselsel muttasıl, ta olunca Mustafa'ya muntakıl. Geldi Cünol rahmetel lil alemin, vardı nur onda karar etti hemin. Tut kulak efsafına ey yar din, bilesin kimdir o fahrül mürselin. Gerdiler siz bulasız ottan necat, aşk ile şevk ile edine selat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Amine Hatun Muhammed anesi, olsa deften doğdu odur tanesi. Çünkü Abdullah'dan oldu Habil'e, vakt erişti hefte bu eyyam ile. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin, çok alametler belirdi gelmedin. Ol Rabi'ül evvelayı nicesi,
12. gece İsnen gecesi. Ol gece kim doğdu ol hayrül beşer. Anesi handa neler gördü neler. Dedi gördüm ol Habibin anesi. Bir acep nur kim güneş pervanesi. Ber kurup çıktı evimden nagehan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Gökler açıldı vufet doldu zulem. Üç melek gördüm elinde üç alem. Biri meşrik biri mağripte onun. Biri damında dikildi Kabe'nin. İndiler gökten melekler saf bu saf. Kabe gibi kıldılar evim tavaf. Geldi huriler bölük bölük buhur. Yüzüleri nurundan evim doldu nur. Hem hava üzre döşendi bir döşek. Adı sündüz döşeyen onu melek. Yarılıp divar çıktı nagehan. Üçüm ile huri bana oldu ayan. Bazılar derler ki ol üç dilberin. Asiye'ydi biri ol mepeykerin. Biri Meryem hatun idi aşikar. Birisi hem hurilerden bir niyar. Geldiler Lutfi ile ol üç mevcebin. Verdiler bana selam ol demhemin. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Yaradılmış cümle oldu şaduman. Gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihan edip nida. Çağrışu bende diler kim merhaba. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey Kanı İrfan merhaba. Merhaba ey Sırrı Furkan merhaba. Merhaba ey Derde Derman merhaba. Merhaba ey Bülbül-i Bağ-ı Cemal. Merhaba ey Aşinayi Zülcelal. Merhaba ey Mahu Hürçid-i Feda. Merhaba ey haktan olmayan cüda. Merhaba ey asi ümmet melce'i. Merhaba ey çaresizler eşfe'i. Merhaba ey cani baki merhaba. Merhaba üşşaka saki merhaba. Merhaba ey kurratul ayni halil. Merhaba ey has-ı mahbubu celil. Merhaba ey rahmeten lil alemin. Merhaba sensin şefi'ül müznibin. Merhaba ey padişah-ı cihan. Senin için oldu kevn ile mekan. Sensin o sultanı cümle enbiya. Nuru çeşmi evriyavu esbiya. Ey risalet tahtının sen hatemi. Ey nübüvvet mührünün sen atemi. Ya Habiballah bize imdadı kıl. Son nefes didarın ile şadı kıl. Yer dilersiz bulasız ottan necat. Aşk ile derd ile edin esselat. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam
aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Rabbim okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerefi dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Allah rızası için El-Fatiha. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Okuduğu Mevlid-i Şerif'ten dolayı Sayın Yunus Şani hocamıza teşekkür ediyorum. Rabiül Evvel ayı 12. gecesi doğdu hayrül beşer, insanlığa son nebi. Hasretin ve özlemin coşku dolu zirvesi. Yoluna feda senin milyonların serveri. Özlem dolu yüreğimde buram buram sen tütersin. Hasret yaş olur gözümde senin için peygamberim. Manevi huzurunda senin çarpar durur şu yüreğim. Bir heyecan başlar o an senin için peygamberim. Senin için peygamberim. Kıymetli izleyenlerimiz, şimdi de günün anlam ve önemine değinen konuşmalarını yapmak üzere Sayın Muhammed Akgül hocamı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti siz kıymetli izleyicilerimizin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin ve İslam aleminin üzerinde olsun inşallah. Allah Azze ve Celle hepimizin yar ve yardımcısı olsun, yolunda yürütsün inşallah. Kıymetli ve muhterem kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanlar için her zaman yol gösterici ve rehberler göndermiştir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmek, emin olun, öyle kolay bir iş değil ve bir programa sığacak bir durum değildir. Ama ve lakin bahsedeceğiz, konuşacağız, söyleyeceğiz ve söyleyeceğiz. Onun için şairler yazmışlar, yazmışlar, yazmışlar. Şairin biri şöyle der: وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben Muhammed'i anlatmakla onu övmüş olmadım. Ancak Muhammed'den bahsetmekle ben sözlerimi övmüş oldum diye söyler. Onun için kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine sarılmışsa o yücelmiş ve yükselmiştir. Kim ki bunu terk etmişse o da düşmüş ve alçalmıştır. Onun için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle ferman etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Habibim, biz ancak seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Kıymetli ve muhterem izleyenlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam alemler için bir rahmettir. Öyle bir rahmet ki bütün alemler için 18 bin alemden bahsedilir ve konuşulur. Dolayısıyla insanlar daha bir alemdir. Hayvanlar alemi ayrıdır. Nebatatlar alemi ayrıdır. Ve böylece bütün alemler için
Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bir rahmettir. İkincisi, Allah Azze ve Celle şöyle yine ferman eder Kur'an-ı Kerim'de: Ya eyyuhen nasu kad ca'akumur rasulu bil hakki min rabbikum fe aminu hayren lekum diye buyurur. Evet ey insanlar, yemin olsun ki Allah'ın Resulü size Allah'tan, Rabbinizden hakkı getirmiştir. Öyleyse iman ediniz. Öyleyse iman ediniz. Evet, bu müthiş bir ilahi fermandır kıymetli izleyenlerim. Düşününüz ki Allah Azze ve Celle alemlere rahmet olarak gönderiyor ve insanlar için hayır olarak gönderiyor. Biraz daha özelleştiriyor. Alemler için rahmet, bütün insanlar için hayır ve özelde de müminler, yani inananlar için ise لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَاِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Yemin olsun ki Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek vardır. Dolayısıyla alemlere rahmet, insanlar için hayır ve müminler için örnek. Bir de şu ayeti de söylemeden geçmeyeceğim. Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat verecek, hayat bahşedecek bir şeye davet ettiğinde istecibu, hemen icabet ediniz diye buyurur. Allah Azze ve Celle'nin emri ve fermanıdır. Kıymetli ve muhterem kardeşlerim, şimdi düşününüz, alemler için rahmet, bütün insanlar iman ettiği takdirde onlar için hayır, özelde müminler için örnek ve iman edip davete icabet edenler için bir hayat, bir saadet, bir huzur kaynağı ve menbaı olduğunu Allah Azze ve Celle bize bildirdi. Şimdi bütün bu kadar güzelliklerden sonra gel gör ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir hayat yaşamış, nasıl bir insanların içinde bocalandıkları o cahiliye dönemi nasıl asli saadete tebdil etmiştir ve çevirmiştir. Kıymetli ve muhterem izleyenlerim, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlama, yaşama ve ailemize rehber edinme, örnek aile rehberi edinme noktasında ciddi bir ihtiyacımız vardır. Bugün neredeyse insanlar aile mefhumunu perişan bir hale indirmişler. Her şey maddiyat üzerine binmiş ve insanlık artık evliliğin önemi kalmamıştır. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle bir örnek aile numunesini bizim önümüze koymuş ve sermiş ki emin olun buna tabi olan öyle bir saadet, öyle bir huzur, öyle bir mutluluk yakalamış ki dillere destan olmuş. Şimdi bunlardan birkaç örnek vereceğim inşallah. Düşününüz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur: Sizin en hayırlınız ailelerinize hayırlı olanınızdır diye buyurur. Ve en hayırlınız benim ve ailesine en hayırlı olanınız da yine benim diye buyurur. Kıymetli ve muhterem izleyenler, düşününüz ki bir insan hanımına, çocuklarına en hayırlı olma gayreti içerisinde olsun. Bu evin içerisinde nasıl bir saadet, nasıl bir mutluluk olacağını varınız siz düşününüz. Onun için kıymetli kardeşlerim, hal buyken bütün insanlığa, bütün alemlere rahmet, bütün insanlara hayır, müminlere örnek ve davetine icabet edenler için bir hayat menbaı ve kaynağı olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı elbette ki ailemizde kendimize örnek alacağız. Eğer biz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ailemizde kendimize örnek alırsak, emin olun bütün sıkıntıları bertaraf edeceğiz ve asr-ı saadeti evimizde yaşayacağız. Kıymetli kardeşler, evvela diyoruz ki aile reisi bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baksın ve
kendini ona göre şekillendirmeye çalışsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam öyle bir ibadet ile Rabbine yalvarıyor ve yaklaşıyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha şu sözü söylemekten kendini alamıyor. Ey Allah'ın Resulü, senin geçmiş ve gelecek günahların af olunmuşken neden bu kadar kendini yoruyorsun dediğinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ya Ayşe, ben Rabbine ibadet eden bir kul olmayayım mı? İşte ben Rabbine şükreden, ibadet eden bir kul olmak istiyorum. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu aşk ve şevk ile daima Rabbine kulluk etme gayreti içerisindeydi. İşte eğer bizim aile reislerimiz, büyüklerimiz, ailenin büyüğü eğer kendini bu noktada Rabbinin emrine verirse emin olun onun emrinin altındaki de ona itaat edecekler ve huzurlu bir yuva inşa edeceklerdir. Onun için ondan sonra diyoruz ki şimdi aile reisi Peygamber aleyhisselamı örnek aldı. Hanımlarına, çocuklarına, ailesine ne oldu? Bir numune ve örnek olmaya çalıştı. Ondan sonra eşlerine olan bir muamelelerine bakalım. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. Ona der ki ey amcamın oğlu sen hiç merak etme. Allah'a kasem olsun ki senin gibi bir insanı Allah mahcup etmez. Sen ki silah-ı rahmi korur. Sen ki doğruyu söylersin. Emanete sahip çıkansın ve kimsesizlere yardım edersin ve misafirperversin. Senin gibi bir insan, senin gibi birisi Allah onu mahcup etmez. Kıymetli ve muhterem kardeşlerim. Şimdi düşününüz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha neye uğradığını şaşırmış. Ne yapacağını bilmez. Eve dönmüş korkudan hanım beni ört ben korkuyorum diyor. Ama hanım ona öyle bir güven duymuş ki diyor ki hayır. Amcaoğlu sen korkma. Sen korkma. Allah senin gibilerini mahcup etmez. İşte eğer bir aile reisi hanımına bu güveni verirse gelin görün kardeşlerim. O zaman ailede o zaman eşler arasına huzur ve mutluluğun nasıl olacağını varın siz tahayyül edin. Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan da bir örnek vereceksek o Ayşe ki radiyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam daha genç yaşlarda Peygamber aleyhisselamla evlenmiş o şerefe nail olmuş ve Peygamber aleyhissalatu vesselam onu öyle bir yetiştirmiş ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün kadınlara dininizi Ayşe'den öğrenin diye tembihte bulmuştur. Onun için hatta kıymetli kardeşlerim Hazreti Ayşe radiyallahu anha 2200 küsür hadis rivayet ettiği rivayetlerde vardır. Düşünebiliyor musunuz? 2200 küsür hadisi rivayet etmiş ve böylece o saadet yuvasında o Peygamber aleyhisselamın eğitiminde Allah'ın dinini şariye taşıyacak bir potansiyele sahip olmuş ve Peygamber aleyhisselam onu öylece yetiştirmiştir. Dolayısıyla Ayşe radiyallahu anhaya ey Hümeyram demiştir. Al yanaklım. Aslında ismi tasgir olan bu. Böyle küçüklüğünü, böyle nazeninliğini ifade eden bir tabirdir. Kıymetli ve muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla bu noktada eğer biz örnek alırsak Allah'ın izniyle daha dünyada saadeti öyle bir kuracağız ki yani sanmayın dünya saadet olsa dahi sen eğer evinde saadeti kurmasan dünya saadeti senin işine gelmemiş. Çünkü o dönemde de başka insanlar da vardı. Onun için kıymetli kardeşlerim Peygamber aleyhisselam evimize, hanemize efendim iktidar sahibi olacak Allah'ın izniyle. Bir de kıymetli ve muhterem kardeşlerim Peygamber aleyhisselatu vesselamın kızıyla olan bir münasebetinden bahsedeceğim ve bu da özellikle ve bilhassa genç kızlarımıza sesleniyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Fatıma radiyallahu anhayı öyle bir seviyor ki
Hazreti Fatıma babasının evine geldiğinde Hazreti Peygamber aleyhisselam kalkar, onun elinden tutar, alnından öper ve yerine oturtur. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma radıyallahu anhanın yani kızının evini ziyaret ettiğinde, ona gittiğinde Hazreti Fatıma hemen kendini toparlar ve ayağa kalkar, kapıda babasını, muhterem babasını karşılar, elinden tutup öper ve kalktığı yerden onu yerine oturtur. Değerli ve muhterem bacılarım, bunu Hazreti Fatıma'yı iyi okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü genç kızlarımızın örneği Hazreti Fatıma'dır radiyallahu anha. O edebi ve o terbiyesiyle öyle bir hal almış ki o cennete kadınların zirvesine çıkmıştır. Elhamdülillah. Bir de muhterem kardeşlerim, aile dedik. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ailede örnek almak dedik. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir de çocuklarla olan münasebetine bir bakalım. Hazreti Hasan ve Hüseyin torunları vardır biliyorsunuz. Ki Peygamber aleyhisselam bunları çok sevmiş. Ey Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de onları sev diye buyurmuş ve öylece dua etmiştir. Hazreti Hasan dünyaya gelir ve Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye der ki, ya Ali ismini ne koydun? Der ki ismini Harp koydum. Der ki yok ya Ali, ismi Hasan, güzel olsun. Hasan güzel demek. Sonra Hüseyin dünyaya geliyor. İsmini ne koydun ya Ali? Hazreti Ali Allah'ın dini uğrunda cengaverdir. Diyor ey Allah'ın Resulü, ismini yine Harp koydum. Ya Ali diyor, hayır, onun ismi de Hüseyin olsun. Yani güzelcik. Ve bu iki nazenin genci Peygamber aleyhissalatü vesselam başlarını okşuyor, dizine oturtuyor, onları öpüyor, onun boynuna biniyorlar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam dizleri ve elleri üzerine kendini atıyor. Hasan, Hüseyin ona biniyorlar ve o da diyor ki, sizin bineğiniz ne güzel binek, binicileri de ne güzel binici değil mi çocuklar? Ve böylece onlarla oynuyor, gülüşüyor ve o çocuklar o saadet, o mutluluk, o sevgi, şefkat ve merhamet kollarında büyüyor. Büyüdüklerinde böyle biraz kendilerine geldiklerinde dini, diyaneti iyi öğrenmiş. Peygamber aleyhisselamdan aldıkları terbiye ve tebliğ ile bir gün bir amcanın abdest aldığını görüyorlar. Fakat bakıyorlar ki amca abdesti yanlış alır. Şimdi Hazreti Hasan ve Hüseyin birbirine bakıyorlar. Şimdi bu amcaya nasıl düzelteceğiz? Kırmadan bu işi yapmamız lazım. Çünkü peygamberin terbiyesini almışlar. Hikmeti öğrenmişler. Ve gider derler ki, ey amcacım, bu abim Hasan, ben Hüseyin, ben diyorum ki ben daha güzel alıyorum. O diyor ben daha güzel alıyorum. Hele bak hangimiz daha güzel alıyor. Bize bir bak, sonra sen bizim hakkımıza karar ver. Ve böylece bakıyor Peygamber aleyhissalatü Hazreti Hasan ve Hüseyin abdest almaya başlıyorlar. Abdest almaya başlıyorlar. Düşünün, o amca da izliyor onları ve bakıyor ki çok güzel alıyorlar. Sonra diyorlar, amcacım hangimiz daha güzel aldı? Diyor ki, amcanız size kurban olsun. Amcanız size kurban olsun. İkiniz de çok güzel aldınız. Ama amcanız abdest almasını bilmiyormuş. Ve böylece ona abdest almasını öğrettiler. İşte sevgi, şefkat ve rahmetin oluk oluk aktığı ve burum burum koktuğu bir evde, bir yuvada böyle İslam davetçileri yetişir. Kıymetli ve mühterem kardeşlerim. Bir de Hazreti Peygamber aleyhisselamın şu hadisine de bir vurgu yapayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Bir baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bir de bir Hazreti Yakup aleyhisselama bir tur atalım ve dönelim. Hazreti Yakup aleyhisselam bu endişeyle çocukları kendisinden sonra onun yetiştirdiği üzerine duracak mı durmayacak mı, Allah'a ibadet edip etmeyeceği konusunda onları etrafında toplar ve yaşlanmış der ki, ey yavrularım, ma ta'budune min ba'di, yani benim ölümümden sonra, şu anda Allah'a ibadet ediyoruz ya, benim ölümümden sonra siz kime ibadet edeceksiniz? Ve yavrular der ki, ey babamız, biz baban İbrahim, İsmail, İshak'ın
Rabbi olan Allah'a ibadet edeceğiz. Ve böylece Hazreti Yakup aleyhisselam derin bir nefes alır ve kalbi ferahlanır. Onun için kıymetli kardeşlerim, örnek Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ailede örnek aldığımızda, ailemiz tıpkı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yuvası gibi İslami bir eğitim yuvasına dönüşmesi lazımdır. Yani evvela bizim hanımlarımız, bizim kızlarımız, bizim çocuklarımız İslami adabı, İslami eğitimi, İslami terbiyeyi bizim yuvamızda almalıdırlar. Bu konuda hepimiz mesulüz, bunu unutmayalım. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu işin çok mühim olduğunu bildiğinden dolayı demiş ki aman ha, aile, 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 ailenize sahip çıkın. Karı koca arasındaki öyle öyle hakikatler getirmiş, öyle prensipler koymuş ki eğer bizler kadınlar ve erkekler olarak o hakikatlere uyarsak emin olun daha dünyada bahtiyar kullarından oluruz. Allah Azze ve Celle bu anlamda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ailevi olarak hem bireysel hem ailevi hem toplumsal olarak kendine rehber edinen ve bu anlamda bu rehberlikte ailesine sahip çıkıp ailesini, evini İslami bir yuvaya dönüştürmeye çalışan kullarından eylesin inşallah. Rabbim cümlemizi muvaffak etsin ve sözün son noktası olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aileye karşı, hanımlarına karşı, çocuklarına karşı olan onun güzel ahlakını biraz da kitaplardan okumayı tavsiye eder diyorum ve Allah'a emanet olun. Allah gecenizi hayırlı kılsın, gününüzü gününüzden daha hayırlı kılsın, ömrünüze bereketler ihsan etsin ve Allah'a emanet olun kıymetli ve değerli izleyiciler. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, ya Şefi Allah, Esselatu aleyk ve selamu aleyk, Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Konuşmalarından dolayı Sayın Muhammed Akgül hocamıza teşekkür ediyorum. Salavatlar dillerde, bakışlarda bir umut. Annelerin gözyaşı kalplerinde mutluluk. Sanki, sanki bura Medine, meydanlarda topluluk. Gözlerimiz yollarda, gözcüye seni sorduk. Gözlerimiz yollarda, gözcüye seni sorduk. İlahilerini seslendirmek üzere sahneyi tekrar grup Şehada'ya bırakıyorum. Buyursunlar. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Sen sultansın ben gedan, canım kurban ya Resul. Bu can yoluna feda, ashab gibi ya Resul. Sen sultansın ben gedan, canım kurban ya Resul. Bu can yoluna feda, ashab gibi ya Resul. Senle Mekke Medine, döndü gül bahçesine. Senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Senle Mekke Medine,
döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Yürekler pare pare hicranında ya Resul, bağlanmış sinelere şefkatin ver ya Resul. Yürekler pare pare hicranında ya Resul, bağlanmış sinelere şefkatin ver ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Gıpta eder melekler makamına ya Resul, sensiz atmaz yürekler yokluğunda ya Resul. Gıpta eder melekler makamına ya Resul, sensiz atmaz yürekler yokluğunda ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Senle Mekke Medine döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz ya Resul. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Aşkı çevirdi Bilal'i söyleten senin sevgindi. Musab bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendi. Ömer'i yolundan aşkı çevirdi Bilal'i söyleten senin sevgindi. Musab bin Umeyr canını verdi, uğruna aşıklar yandı efendim. Binlerce salat, binlerce selam, Medine yolunda kumlara basam. Efendimin ravzasına varsam ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce salat, binlerce selam,
Medine yolunda kumlara basam, Efendimin ravzasına varsam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Celallenip Ömer gibi, kanatlanıp Cafer gibi, elinde kılıç Ali gibi, cihadı içinde duysam efendi. Celallenip Ömer gibi, kanatlanıp Cafer gibi, elinde kılıç Ali gibi, cihadı içimde duysam efendi. Binlerce salat, binlerce selam, Medine yolunda kumlara basam, Efendimin ravzasına varsam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce salat, binlerce selam, Medine yolunda kumlara basam, Efendimin ravzasına varsam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Yıktım karanlık bitti, sayende ümmetin Rabbini bildi. Sensizlik günlerin canına yetti, bülbüle hasreti sordum efendi. Zulmeti yıktım karanlık bitti, sayende ümmetin Rabbini bildi. Sensizlik günlerin canına yetti, bülbüle hasreti sordum efendi. Binlerce salat, binlerce selam, Medine yolunda kumlara basam, Efendimin ravzasına varsam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Binlerce salat, binlerce selam, Medine yolunda kumlara basam, Efendimin ravzasına varsam, ağlasam, ağlasam, ağlasam. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. حبيبي خدايا محمد مصطفايا، طبيب دردايا محمد مصطفايا، جاني جانايا محمد مصطفايا، سبرا قلبايا محمد مصطفايا، جاني جانايا محمد مصطفايا، سبرا قلبايا محمد مصطفايا. شاهیه که چو خورتی می با میدان
da girdiye eşkavil kalba kedmeci girdiye kuvvet tamam rahmu şevket ya Hazreti Muhammed Habibi fedaye Muhammed Mustafa'ya Tabibi derdaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya Sevra kalbaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya سبرا قلبايا محمد مصطفايا Zikriye cihan Rahmet bare ve kabarana nisan Kabli Müslüman hatine cehr diyaran Khayret fazil meruşin kalu civan Habibi fedaye Muhammed Mustafa'ya Tabibi derdaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya Sebra kalbaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya Sebra kalbaye Muhammed Mustafa'ya Faştır kesine diye Tenine bi dünya Azman tevhemliye Kalbi kainata Le serdam eliliye Ey Habibi Fedaye Muhammed Mustafa'ya Tabibi derdaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya Sebra kalbaye Muhammed Mustafa'ya Cane canaye Muhammed Mustafa'ya Sebra kalbaye Muhammed Mustafa'ya Eyvallah Allah razı olsun. Şimdi bir potpourri yapalım inşallah. Türkçe bir iki eser okuyalım. Ondan sonra programımızı bize ayrılan bölümünü bitirelim inşallah. Gözyaşım akar, kalbimi yakar. Sevenler hep bakar senin yoluna. Ya Muhammed diyeceğiz inşallah. Gözyaşım akar, kalbimi yakar Sevenler bakar senin yoluna Gözyaşım akar, kalbimi yakar Sevenler bakar senin yoluna Gel, 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 gel Gel efendim seyranı güzel Seni seyretmek cihana bedel Gel gel efendim seyranı güzel
seni seyretmek cihana bedel. Aşka gelirim, yanar eririm, ben can veririm senin yoluna. Aşka gelirim, yanar eririm, ben can veririm senin yoluna. Gel, 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 gel efendim seyranı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Gel gel efendim seyranı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Yak beni yandır, coştuğum andır, gönül hayrandır senin yoluna ya Resulallah. Yak beni yandır, coştum andır, gönül hayrandır senin yoluna. Yak beni yandır, coştum andır, gönül hayrandır senin yoluna. Gel, 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 gel efendim seyramı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Gel gel efendim seyranı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Gel gel efendim seyranı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Gel gel efendim seyranı güzel, seni seyretmek cihana bedel. Allah razı olsun, hayırlı geceler olsun inşallah. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Esselatu aleyk ve selamu aleyk. Programımıza renk kattıkları için grup şöhedaya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ellerimiz semada, Rabbe şükürler olsun. Şefkatli Habibine selat ve selam olsun. İslam'la savaşana kalplerimiz bir olsun. Birliğimiz dünyaya, mazluma umut olsun. Birliğimiz dünyaya, mazlumlara umut olsun. Programımızın kapanış duasını yapmak üzere ilahiyatçı Sayın Bilal Gülşahin hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte amin diyelim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin lezî tenhallu bihil uqadu ve tenfericu bihil kurab ve tukza bihil havâic ve tunalu bihil ragâib ve husnul khavâtim ve yüstesgal gamam ve vecihil kerîm ve ala âlihi ve sahbihi fî kulli lemhatin ve nefesin bi'adedi kulli ma'lûmin lek. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنها به من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. أي alemlerin Rabbi olan, bizleri sonsuz kudretiyle yaratan, gönüllerimizi İslam'a kavuşturan, kalbimizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle donatan yüceler yücesi Allah'ım, hamd ancak sanadır. Salat ve selam senin en sevgili kulun Resul-i Ekrem'in üzerinedir. Ya Rabbi, 571 yılında yeryüzü karanlık bir felakete sürüklenirken alemlere rahmet olarak Hazreti Peygamber'i gönderdin. Bugün 2020 yılında yine yeryüzü karanlık bir bataklığa boğuşurken bizler Nisan ayında kutlu doğum müjdesiyle Hazreti Peygamber'i anıyor, onun sünnetine sarılarak senden kurtuluş yolu arıyoruz. Bizleri sırat-ı müstakime eriştir ya Rabbi. Ey Rabbimiz, yaptığımız bu kutlu doğum etkinliğini bizlerden ehseni kabul ile kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, insanların azgınlıkları ve günahları yüzünden yeryüzü fesada uğradı. Mazlum çocukların, annelerin feryadı ile Allah'ın görünmeyen askerleri dünyayı esir aldı. Bizler Kabe'den, senin yeryüzündeki evlerin olan mescitlerden uzak kaldık. Yine bir Nisan ayı geldi. Kutlu doğumlarda haykırdığımız tekbirlerle, salavatlarla arşını titretemedik. Şimdi aciz bir şekilde sana yalvarıyor, salavat ve tekbirlerimizi evlerimizden haykırıyoruz. Ya Rabbi, bu musibeti bizlerden kaldır. Bizler Kabe'yi özledik, senin mescitlerini özledik, meydanlarda seni ve Resulünü yüceltmeyi özledik. Bizleri özlediklerimize kavuştur, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bir takım fasık ve günahkarlar yüzünden helak eyleme bizi Allah'ım. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurursun. Bizler şu an Rıdvan ağacının altında toplananlar gibi evlerimizde toplandık. Tüm dünyalıklardan sıyrılıp Resulünün sevgi ve muhabbetiyle bir araya geldik. Ashabın biat ettiği gibi bizler de yeniden biat ediyor, Resulün sünnetini yaşamaya söz veriyoruz. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Allah'ım, evlerimizi senin mescitlerine döndürdüğümüz bu günlerde Hazreti Peygamber'ini daha çok anlamayı, onun ailesine karşı muhabbetini örnek alıp evlerimizi sevgi ve muhabbetle doldurmayı nasip eyle ya Rab. Allah'ım, şeytanın hile ve tuzaklarından bizleri muhafaza ile,
Bir an olsun nefsimizle bizleri baş başa bırakma Allah'ım. Ya Rabbi, İslam ülkelerini şu zor ve sıkıntılı günlerde birlik olmayı, Filistin'in, Keşmir'in, Myanmar'ın ve işgalcilerden zulüm gören tüm Müslümanların özgürlüklerine kavuşup bayramlarını birlikte kutlamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Şu mübarek üç ayları en güzel bir şekilde değerlendirmeyi, Ramazan ayına kavuşmayı ve Ramazan bayramında hep bir arada buluşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Senin Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in yolunda türlü iftira ve işkencelerle yıllardır hasret bekleyen Yusufi kardeşlerimizi de en yakın zamanda aramıza ilhak eyle Allah'ım. Ya Rab, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle. Bekar olanlarımıza hayırlı eşler, evlat bekleyenlere hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Hicrette olanlara nusretini gönder, sevdiklerine kısa zamanda kavuştur ya Rabbi. Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi sevensin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله aleyke ya Habiballah. İlahiyatçı Sayın Bilal Gülşahin hocamıza teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peygamber Sevdalları Vakfı İzmir Koordinatörlüğü adına canlı yayın desteği sağladıklarından dolayı Rehber TV ailesine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bizleri evlerinize misafir ettiğinizden dolayı sizlere de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. İnşallah bir başka programda başka bir konuyla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyor. Kalın sağlıcakla diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Thank you.